Merhaba arkadaşlar. Sendeyiz hocam da divan edebiyatı sanatçılarına devam ediyoruz. Hocam bir bitmedi bu sanatçılar. Bitecek arkadaşlar. Bu videoda bitecek inşallah. Haydi beraber bitirelim, yapıştıralım gençler. 17. yüzyıl sanatçılarından başlayalım. Nefi ile başlayalım. Türk edebiyatının ünlü kaside şairidir. Gazelleri de vardır. Ancak arkadaşlar onu üne kavuşturan hangisidir? Kasideleridir. Unutmayın. Hicivleri ile tanınır. Zaten arkadaşlar hiciv şairidir. Kaside nazım şekliyle yazdığı hicivleri yüzünden hicivleri hayatına da mal olmuştur. Boğularak, boldurularak öldürülmüştür arkadaşlar. Onu da anlatacağım, hikayesini anlatacağım size. Şiir diline yeni bir musiki ve ahenk kazandırmıştır. Manada açıklığa önem verir, sözün kusursuz söylenmesine itina göstermiştir. Şiirlerinde mübalağaya, yani abartıya büyük önem verir. Arkadaşlar bakın, Nefi'de abartı vardır. Övdüğünü göklere çıkartır, yerdiğini yerin dibine dibine sokar. Tamam mıyız? Böyle bir karakterdir arkadaşlar. Babasını eleştirmiş adamdır ya. Sen nasıl pedersin, her gün patates patlayacak. Böyle bir şiiri var ya. Vallahi sen nasıl pedersin diyor adama. Yani babasını eleştirmiş bir adamdır gençler. Böyle bir adamdır. Farsça şiirler de yazmıştır. Gençler bu adam 4. Murat'ın iyi bir arkadaşıdır. Padişah 4. Murat'ın yakın bir arkadaşıdır. Hicivleri bunun hayatına mal olmuştur. Habire hiciv yapar. İşte devlet adamlarını eleştirir vesaire vesaire. Gençler. Bir gün Sadrazam Bayrampaşa'yı eleştirmiş. 4. Murat söz almıştır. Bak bir daha yapma, tamam mı? Bir daha yapma. Eyvallah, söz vermiş. Ama huylu huyundan vazgeçmez. Yine eleştirmiş arkadaşlar. Bunun üzerine 4. Murat'ın artık sadrazama yüzü kalmaz. Yani affet diyemez. Sadrazam bunu atar zindana. İdam edilecektir. 4. Murat yine dayanamaz. Bir haber gönderir. Der ki ya iki kelam bir şey yaz. Zenci bir köleyle haber gönderir zindana. İki kelam bir şey yaz. Ben senin yerine konuşacağım. İdamı affettireceğim. Bak görürsün der. Neyse zenci şey yapar, köle çalışa mürekkebi koyar, kağıdı koyar önüne, yazacak ya kelam nefi. Bu esnada mürekkep damlar kağıda, adam birazdan ölecek, adamdaki kafaya bak. Zenciye der ki mübarek teriniz damladı efendim der. Adam bu kafada bir adam yani, hani kara ya. Tamam mıyız arkadaşlar? Sonrasında evet, boğdurularak öldürülür arkadaşlar. Nefi hicivlerinden sebep. Gençler Türkçe ve Farsça divanı vardır. Siham-ı Kaza adlı da hiciv eseri var. Kaza. Siham-ı Kaza ne demek arkadaşlar? Kaza okları demek. Kaza okları demek. Hicivlerini bu Kaza Okları adlı kitabında toplamıştır. Türkçe ve Farsça divanı vardır. Önemli kaside şairidir. Unutmayın. Arkadaşlar kasidenin bölümlerinde bir değişiklik de yapmış. Bazı kasidelerini Fahriye, yani kendini övdüğü bölümden başlatmıştır. Bazı kasidelerini Fahriye bölümünden başlatmıştır. Tamam mıyız gençler? Haydi bakalım. Nefi abimiz bu kadar. Var mı bir sıkıntı? Devam edelim gençler. Gelelim Naili'ye. Naili çok 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 önemli değil de önemli diyebileceğimiz adamlardan arkadaşlar. Sebki Hindi akımının, Naili Kadim. Sebki Hindi akımının edebiyatımızdaki ilk ismidir. Hatta edebiyatımıza Hindistan saraylarından alıp getiren kişidir de diyebiliriz Naili abimiz için. Gazel tarzında yeni bir üslup getirmiştir. Dili ağırdır. Farsça sıfat ve isim tanımlamalarına fazlaca yer vermiştir. Hayaller ve imajlar çok ince ve teferruatlıdır. Şiirlerinde iç ahenk vardır. Şiirlerini bir kuyumcu titizliğiyle işlemiştir. Şiirlerinde tasavvufun izleri görülür. Ve arkadaşlar şiirlerini neyi de toplamıştır? Divanında toplamıştır. Şu Sebki Hindi'yi unutmuyoruz ve divan var, bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kim? Naili. Diğer adı devamı aslında. Adının devamı arkadaşlar. Naili Kadim. Tamam mıyız gençler? Naili Kadim. Haydi devam edelim. 17. yüzyıl abilerimize devam edelim. Geldik Nabi'ye. Oy 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 oy. Nabi mükemmel bir adamdır arkadaşlar. Çok önemli bir adamdır, unutma sakın ha. Edebiyatımızda düşünce şiiri çığırını açmıştır. Neyle biliyor musun? Neyle açmıştır? Hikemi gazelleriyle. Hikemi hikmetli, bilgili, düşünceli. Hikemi gazeller.
Hikemi gazeller işi ile düşünce çığırını açmıştır. Şiirlerinde heyecan ve duygu unsuru azdır. Hayatı ve hadiseleri his ve hayat açısından görmez. Tefekkür şairidir. Olaylara gün görmüş, olgun, hakim bir kimsenin dünya görüşüyle bakar. Dili sadedir, üslubu sağlam ve akıcıdır. Eserlerinde tarihi hadiselerin ve içtimai hayatın izleri görülür. Arkadaşlar, Hikemi Gazel deyince aklına Nabi gelsin. Unutma, unutturma. Bir gün, bir devlet görevlisi tabii bu sanatçıların hepsi arkadaşlar. Bir gün at arabasıyla gece Kabe'ye doğru yoldalar. Orada bir görevleri var, ona gidecekler. Kabe'ye yaklaştıklarında yanındaki paşayı uyandırır. Paşam, Kabe'ye yaklaştık. Huzuru Resulullah. Ayaklarını indir der. Paşa da uykulu olduğu için yapar. Aynı şekilde devam eder. O esnada bir şiir tıngırdatır kağıdına. Şiir de şöyle der. Tam hatırlayamıyorum şiiri. O kısa kısmını söyleyeceğim size. Sakın terki edepten, huzuru Mustafa'dır bu. Ey sakın terki edepten, hani edepsizlik etme. Mekanı Mustafa'dır bu. Yani Mustafa'nın mekanıdır. Peygamber Efendimiz'in huzurudur burası. Edepsizlik etme diye bir şiir mırıldanır. Ve bir kağıda yazar. Arkadaşlar, Kabe'ye yaklaştıklarında sabah ezanı vakti gelmiştir. Müezzin çıkar, sabah ezanını okur. Ezandan sonra bu şiiri söyler. Artık burasına, hani olağanüstü şeylere ben de inanmam arkadaşlar. Siz de artık nasıl karar verirsiniz bilmiyorum. Burada şöyle bir durum var. Hemen şimdi müezzine koşar, der ki ya bu şiiri nereden biliyorsun der. Az önce kendisi yazdı, yani o an yazdı, doğaçlama. Der ki müezzin, bu gece rüyama Peygamber Efendimiz geldi. Bana sabah ezanından sonra bu şiiri okumamı söyledi der. Ve ben de okudum der. Artık geri kalan size kalmış arkadaşlar. Olabilir mi? Elbette olabilir. Olmayabilir ama. Haydi devam edelim. Eserlerine bakalım. Divan, Hayriye, Hayrabat, Surname, Hadise, Erbain. Gençler, divan zaten fix. İki tane divanı var arkadaşlar. Türkçe ve Farsça divanı var, tamam mı? İki tane. Türkçe, Farsça. Gençler, şu Hayriye ne? Hayriye, nasihat diyelim buraya. Nasihat amaçlı. Gençler, bir gün bunun çocuğu hırsızlık yapıyor. Oğlu hırsızlık yapıyor. Oğlunun yaptığı hırsızlıktan sebep gençlere nasihat olsun diye Hayriye adlı bir mesnevi yazıyor gençler. Gelelim Hayrabat'a. Ha, işte Hayrabat. Burada Nabi biraz ipin ucunu kaçırıyor. Diyor ki ben Türk edebiyatında mesnevi geleneğini bitirdim. Artık bu Hayrabat üzerine daha mesnevi yazılamaz kardeşim. En iyi, en güzel mesnevi bu diyor. Ben Türk edebiyatında mesnevi geleneğini bitirdim diyor. Tutaklığında, 18. yüzyılda bir döneceğiz buraya. Bu cümleyi tutaklığında, tamam mı? Surname arkadaşlar, surname neydi? İşte padişahların, şehzadelerin sünnet törenleri vesaire vesaireydi. 4. Murat'ın çocuklarının sünnet töreninden bahsediyordu arkadaşlar burada da. Hadis-i Erbain, hadis tercümesi gençler. Evet, Nabi abimiz de bu. Şu Hayrabat'ı bir tut aklında, tamam mı? Birazdan göreceğiz. Ne diyordu? Ben mesnevi geleneğini bitirdim. Unutma. Hikemi Gazeli de unutmuyoruz. Haydi Nabi abimizi geçelim bakalım. Kime gelelim? Evliya Çelebi'ye. Nasirlerden arkadaşlar. Yani nesir yazarlarından. Şiiri yok. Var da önemli değil. Nasir. Bunun düz yazısı önemli. Türk Edebiyatı'nın en büyük seyahat yazarıdır. 50 yıl Osmanlı Devleti'nin hemen hemen her tarafını gezmiş, gördüklerini, başından geçenleri büyük bir eser halinde tespit etmiştir. Hatta arkadaşlar dünyayı gezmiştir. Hani dünyanın birçok yerini gezmiştir, bilginiz olsun. Seyahatname, seyahat, hatırat ve hikayecinin önemli bir örneğidir. Seyahatnamede sanat tarihi, folklor, sosyoloji ve bilim dal ve benzeri bilim dalları bulunmaktadır. Eserde yer yer mübalağaya rastlanır. Arkadaşlar zaten Evliya Çelebi deyince aklımıza seyahatnamesi gelir. Ancak böyle biraz yalanlanmış bir seyahatnamedir. Hani yalanlanmış demeyelim de çok fazla abartıya yer vermiş. İşte o Erzurum'un soğuğundan bahsederken damdan dama atlayan kedi havada dondu falan filan. İşte bu tip böyle bayağı abartılar var. Daha aklıma geliyor da hiç uzatmayalım mevzuyu. Ancak yine de okumakta fayda var arkadaşlar. O dönemin Osmanlısını görmek için okumakta bir fayda var. Diyelim ve Evliya Çelebi abimizi geçelim. Gelelim Katip Çelebi'ye. Osmanlı'da Çelebiler önemlidir arkadaşlar. Çelebiler zengindir der aynı zamanda ona göre. Bak bu Evliya Çelebi var ya mesela. Hayatı boyunca hiç evlenmemiş. Oh! Vallahi dırdır da yok. Kusura bakmayın gençler.
kadın gençler, kız gençler. Dırdır da yok. Hayatı boyunca gezmiş. En güzeli ya. Vallahi vallahi. Hadi bakalım. Katip Çelebi 17. asırda içtimai ilimler sahasında büyük eserler vermiştir. Arkadaşlar Katip Çelebi müthiş bilgin bir adam ya. Ya şu Katip Çelebi'nin hayatını bir araştırın gençler, ama detaylı araştırın. Göreceksiniz. Ya bir adam bu kadar bilgiyi bir bünyede nasıl biriktirdi diyeceksiniz. Müthiş bir bilgin ya. En önemli eseri Keşfü Zünun'dur arkadaşlar. 300'e yakın ilim ve fen dolu fen bilimleri kitabı, sosyal bilimler kitabı. Eserlerini sade, süslü olmayan ciddi bir üslupla yazmıştır. Avrupa'nın o zamanki tekniklerini memleketimize getirmeye çalışmıştır. Türkçe eserlerinden en önemlisi coğrafya, tarih ve denizciliğe ait bilgileri veren Cihannüma'dır arkadaşlar. Evet, Cihannüma önemlidir. O ansiklopedik bir alimdir. Arkadaşlar cidden Katip Çelebi'nin beni mest eden adamlardan biridir. Bir bünyede bu kadar farklı bilim dalının bu kadar derin bilgisinin barınması beni çok şaşırtmıştı. Diğer eserleri Takvimül Tevarih arkadaşlar. Mizanül Hak, Düsturul Amel ve Fezleke. Fezleke de çok önemli gençler. Fezleke de çok önemli, bilginiz olsun. Anlaştık mı? Katip Çelebi abimiz bu. Bu da nasirlerden, yani nesir yazarlarından. Tamam mıyız? Haydi devam edelim. Gelelim nereye? 18. yüzyıla arkadaşlar. Lale Devri'ne gelelim mi? Nedim. Diğer adıyla Ahmet. Benim adaşım. Gençler, Nedim Lale Devri şairidir. Burada yazmıyorsa biz ekleyelim. Lale Devri şairi. İnce zarif hayalleri sahibidir. Lale Devri'nin meşhur şairidir. Kasidelerinde kullandığı dil şarkı ve gazellerine nazaran daha da ağırdır. Arkadaşlar dikkat. Şarkının en önemli ismidir. En önemli ismi. Ben size şarkıyı anlatırken söylemiştim değil mi? Hatırlayın bakalım. Hadi gel gidelim Servirevanım, yürü Sadabada. Değil mi? Kağıthane'nin o Sadabat bölgesi gençler. Şiirlerinde dil ve imla dikkatsizlikleri vardır. Gazellerinde zevk ve aşkta samimiyet vardır. Şimdi arkadaşlar. Divan edebiyatının aşkı nasıl bir aşktı? Beşeri aşktan ilahi aşka geçişti değil mi? Bu adam bildiğin beşeri aşkı kullanır. Bildiğin beşeri aşk. İkincisi, bu adam divan edebiyatının sevgili tipini değiştirmiştir. Divan edebiyatının sevgili tipini değiştirmiştir. Gençler, divan edebiyatının sevgili tipi ne biliyor musun? İnce belli, esmer, uzun boylu, siyah saçlı sevgili. Sevgili tipi bu. Bu adam zıttı bir sevgili tipi getiriyor arkadaşlar. Sarışın, tombul, hani balık etli dediğimiz var ya, balık etli, renkli gözlü sevgili tipini divan edebiyatına getirmiştir. Bilginiz olsun. Zaten Nedim'den sonra, özellikle Nedim ve sonrasında aşk ilahilikten çıkıp divan edebiyatında beşeriliğe doğru gitmiştir. Anlaştık mı? Devam edelim. İstanbul Türkçesini buna söylemiştim. Vicdansızlar gözlerinden kaçırıyorlar. Kesmeli ayrılmayacak. İstanbul Türkçesini en güzel kullanan şairlerimizdendir. Arkadaşlar, halk söyleyişlerine, deyimlerine İstanbul Türkçesine yer vermiştir. Tamam mıyız? İstanbul Türkçesine yer vermiştir. Mahalleleşme cereyanını benimsemiştir. Farsça ve Arapça şiirleri de vardır. Din dışı konularda yazmıştır. Gençler, din dışı konularda. Bu adam nerede müderris biliyorsunuz mu? Bu adam Sahn-ı Seman medreselerinde müderris. Sahn-ı Seman medreseleri kimin yaptırdığı? Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı medreseler. Abi Sahn-ı Seman medreseleri günümüzdeki Boğaziçi. Orada öğretmen olmak, profesör olmak düşün yani. Onunla eşdeğer. Orada müderrissin ama din dışı konularda yazıyorsun. Bu ayrıma dikkat edin. Arkadaşlar şurada baktığınızda Mesnevisi var mı? Yok. Mesnevisi yok. Çıkmış soru gençler. 2011 LYS'yi aç gör. Nedim'le ilgili hangisi yanlıştır? Mesnevilerinde daha sade bir dil kullanmıştır. Mesnevisi yok ki. Anladın mı? Unutma. Fake soru. Hani sizin hitabınızla. Şiirlerinde zevk, safa, eğlence, neşe hakimdir. Arkadaşlar zaten patrona Halil isyanı patlıyor. Bu Lale Devri'nin o şenlik ortamı yıkılıyor. Beşiktaş'taki evinde patrona Halil isyanını çıkartan o isyancılar evini basıyorlar.
damdan dama atlarken düşüyor ve vefat ediyor arkadaşlar. Bir anlatı budur. Bir diğer anlatı da başka, hani siroz hastalığından öldüdür ama daha ağır basan ölüm sebebi o damdan dama atlarken düşüp ölmesi olarak gösteriliyor. Gençler divanı vardır. Şiirlerinde divanı şiirlerin divanında toplamıştır. Sahaifül Ahbar tercümesi, eyvallah, bu tercümedir. Ancak divanını bilelim gençler. İstanbul Türkçesini bilelim. Şarkının en önemli ismi olduğunu bilelim. Diyelim ve arkadaşlar Nedim abimizi burada bitirelim. Bak, divan edebiyatının yeni sevgili tipi. Bunu da unutma. Gelelim Şeyh Galip'e. 18. yüzyılın ve divan edebiyatının son büyük şairi. Son büyük şair. Arkadaşlar, Şeyh Galip zirve şairlerinden biridir. Mevlevi'dir. 26 yaşında Hüsnü Aşk adlı eserini meydana getirmiştir. Gençler, Hüsnü Aşk'ı niye yazıyor biliyorsunuz mu? Ya abi, Şeyh Galip İstanbul'a geliyor, Galata Mevlevi Hanesi'ne. Gençler lütfen gidin o Galata Mevlevi Hanesi'ni gezin. İstanbul'da olanlar. İstiklal Caddesi'nin Şişhane tarafındadır, bilginiz olsun. Karaköy'e inen yolda sol taraftadır. Lütfen gezin. Lütfen. Bir anlamda divan edebiyatı müzesidir. Arkadaşlar Galata Mevlevi Hanesi'ne geliyor. Ya kahveye gidiyor. Herkes Hayrabat'tan bahsediyor. Hayrabat kimin dinle abi? Cami odasına gidiyor, Hayrabat'tan bahsediliyor. Ya nereye gitse şiir toplantıları, edebi toplantıları, her yerde bir Hayrabat. Ya diyor, bu Hayrabat neymiş? Ne demiştin abi? Bunun, ben mesnevi geleneğini bitiriyorum, bunun üzerine daha mesnevi yazılamaz demişti. Sen misin öyle diye? 6 ayda neyi yazıyor biliyor musunuz mu? 6 ayda Hüsnü Aşk'ı yazıyor. Hüsn güzel, aşk güzel aşk. Ancak anlamıyla değil, bu ikisi karakter. Hüsn ve aşk şeyde, bu mesnevide birer karakter arkadaşlar. Sembolik bir eserdir. 6 ayda yazıyor ve evet, asıl mesnevi geleneğini kendisi bitiriyor arkadaşlar. Ego yapıyor. Sen kimsin ya? Diyor. Kendisi Hüsnü Aşk'ı yazıyor. Arkadaşlar Nabi'nin Hayrabat'ından daha iyi yazıyor. Daha mükemmel yazıyor. Ve işte bu bitiriyor mesnevi geleneğini. Üslup bakımından Sepki Hindi tarzından mana ve öz itibariyle de Mevlana'dan faydalanmıştır. Arkadaşlar Sepki Hindi'nin edebiyatımızdaki en önemli ismidir. Tamam mıyız? Edebiyatımızdaki en önemli ismidir Sepki Hindi'nin. Kim abi? Şeyh Galip. Duygular, fikirler bir takım hayallerle anlatılmıştır. Süslü sanatlarla yüklü olan ağır bir dili vardır. Unutmayın arkadaşlar, ağır dil. Sade bir Türkçe ile de yazılmış şiirleri, şarkıları vardır. Şiirlerinde musiki önemlidir. Lirik bir şairdir. Zaten arkadaşlar Mevlevi olduğundan sebep şiirlerinde musikiyi sıkça kullanmıştır. Hüsnü Aşk gençler, tasavvufi bir aşk hikayesi ve divan arkadaşlar. Anlaştık mı? İki eseri var. Hüsnü Aşk, Mesnevisi ve Divan. Unutma, Mesneviler divan içerisinde yer almaz. Mesneviler ayrı kitaplardır. Tamam mıyız? Haydi bakalım, devam edelim. Geldik 19. yüzyıl sanatçılarına. Burada arkadaşlar biraz daha batı etkisi girmeye başladığı için bu sanatçı, burada fazla bir sanatçı yok. Ve fazla özellikleri de yok. Enderunlu Vasıf. Gençler işte bir divanı var, bir de en fazla şarkı yazan sanatçı. Tamam mıyız? Bunu böyle biliyoruz. Bir de Enderunlu Fazıl var bunun arkadaşı. İsmi, yazayım şuraya, ismini bilin arkadaşlar. Enderunlu Fazıl da var. Bunun kankisi. Tamam mıyız? Haydi devam edelim. Mütercim Asım Efendi. Mütercim ne demek? Tercüme eden demek. Farsçadan Burhan-ı Kati. Burhan-ı Kati adlı sözlüğü çevirmiştir. Kamus adlı sözlüğü ise Arapçadan Türkçe'ye çevirmiştir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Mütercim zaten, tercüme eden. Burada görmeniz yeterli. Gelelim Keçecizade İzzet Molla. Arkadaşlar bu adam bir Keşan'a, Edirne Keşan'a sürgün yiyor. Oradaki sürgündeki hatıralarını Mihnet-i Keşan adıyla yazıyor. Gülşen'i aşk, bakın Hüsnü Aşk'a benziyor mu? Benziyor değil mi? Hüsnü Aşk'a nazire. Aşka nazire olarak yazıyor. Gülşen, gül, şen de bahçe demek. Farsça gül bahçesi. Aşkın gül bahçesi anlamında. Bak ismi çok güzel değil mi? Bahar-ı Efkar arkadaşlar ve Hazan-ı Asr adlı eserleri vardır. Burada Mihnet Keşan ve Hüsnü Aşk'ı özellikle bilmeniz yeterli olacaktır gençler. Yenişehirli Avni abimiz var. Türkçe bir divanı var. İsmini bilelim yeterli gençler. Anlaştık mı? Gençler, divan edebiyatının
sanatçılarını burada bitiriyoruz. Garanti bir sorunuz var, ona göre en az bir. Çıkmış sorulara bak göreceğiz dediğimi. Haydi bakalım, kendinize çok cici bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.